Ben Hayat Kozoğlu, ben Hayat Kozoğlu. 105 tamam. 81-25 ben Hayat Kozoğlu dinlemedeyim. Torazın yok ambulansa. Neredesiniz? 81-25 duyuyor musun? Anlaşılmadı. 81-25... Vaka nedir? Hocam ambulansla konuşuyordum ama kesildi. Anlaşılmadı. 81-25 duyuyor musun? Bugün istediğiniz vakayı alabilirsiniz. Erman Bey, benim biliyorsunuz çok nadir görülen çok büyük bir operasyonum var. 81-25 duyuyor musun? Duyuyor musunuz? 81-25... Hocam konuşuyordum, anlaşılmadı. Çığlık geldi birden. Neredeymiş ambulans? Geliyoruz dedi. Tamam, gidip bakalım hadi. Eldiven getirin. Gelmişler. Niye inmiyorlar? Bir şey mi oldu acaba? Nazlı, sakin. Güvenlik çağır, çabuk güvenlikleri çağır. Ne oluyor? Sakin. Sakin ol. Tamam. Sakin ol. Güvenlik. Tamam. Vur. Tamam. Hocam ne olmuş? Nazlı uyuşturucu kızdı, ateşi de var. Çabuk diğer ambulansa devam. Başka hasta var. Sen niye buraya? Hocam. Sıkıntı yok. Tamam, sakin ver onu. Ben sinirleri aldırdım arkadaşım. Al şunu. Al bunu. Sıkıntı yok. Yatırın sedyeyi hızlı içeri. Hocam. Kaldır. Buraya bakmanız lazım. Hocam bakın. Boynuna. Ateş. İstasyon. Patlak göz bebekleri, aşırı yoğun tükürük salgılama, sese tepki. Bu adam Kuduz. Boyun ve kafacık kemiğinde, 8'leri, sol ayak bileğinde yoğunluk kaybı. Yatağı alın hemen. Erman, durum ne? Yaralanmalar yüzeysel. Dirsekli diz abrazyon minor. Ya seni soruyorum, seni. İyiyim, teşekkür ederim. Tamam, Dilber abla seni ilgilenecekler. Metin Emma abi, hemen. Tamam hocam. Erman. Kuduz temas sonrası profilaksisi uygulaman lazım hemen. Acili boşaltın, dezenfektasyona da başlayın. Müdahaleler bitsin, herkes arınacak, herkes aşı olacak.
Sırrın nerede olduğunu bilmiyoruz ya, kuduz değilse. Ben yanılmam. Nereden kaptı o zaman mikrobu? Nazlı, dokunma, dokunma, tamam mı? Bir şey görüyor musun? Hayır, herhangi bir ısırık ya da açık bir yara izi falan bir şey yok. Histopatolojik muayene yapalım. FET, RT-CIT ve polimeraz zincir reaksiyonu, full vücut taraması da yapalım. Eğer Muhsin Bey haklıysa yaranın yerini bulup antiserumu oraya yapmamız gerekiyor. Ferman, ne antiserumu? Sen bu dakikadan sonra iyileşen kuduz hastası gördün mü? Asıl sen kendini düşün, tamam? En yakın temasta sen oldun. Bir an evvel aşı olman lazım, tamam? Lütfen herkes üzerine bakabilir mi? Bir ısırık var mı Muhsin Bey sizde? Yok, yok, yok. Solunum sesleri eşit. Koma skoru 8. İstemsiz kas hareketleri var. Ama ısırmamış. Başka bir yaralanma var mı bilmiyorum. Entübe ediyoruz. Çek, 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 çek. Hazırlan kız. Laringoskop. Aman, aman. Aa, solunum yolunda kanama. Tüm getir çabuk, çabuk, çabuk. Ver, 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 ver. Asaf, Asaf ne durumda? Tamam, Asaf iki yatak yanda, Tanju Bey'e gideniyor. Size ne oldu? İhbar geldi, yol kenarında bayılmış. Aldık buraya geliyorduk. Uyandı, delirdi birdenbire. Tamam, eklemleriniz sağlam, 8 miligram morfin. Kapatıyoruz, size kuduz aşısı yapacağız. Ne? Kuduz mu? Ferman, ben yanılmam. Olacak mısın şu aşıya artık? Hastaları karantina altına alın. Herkes tetanoz aşısı oldu mu? Olduk hocam. Hepimiz olduk. Ne olur ne olmaz. Ben acilde dezenfekte ettirdim. Hastalar? Yani Asaf'ın solunum durumu iyi. Dilber Hanım'ın biraz ateşi yükseldi şimdi. 37.3. Okey. Gözün üstünde olsun. Eğer herhangi birinde çarpıntı ya da döküntü olursa haberim olsun, tamam mı? Tamam hocam. İsa'lığa haber verdiniz mi? Verdik hocam. Araştırıyorlar. Yani Allah korusun, şu anda bir yerde bir kuduz hayvan dolaşıyor olabilir. Öyle, öyle. Ne bu adam nasıl kuduz oldu? Ben onu merak ediyorum en çok. Bilen kocamaz. Ben kimlik bilgilerini verdim. Araştırıyorlar şimdi. Nerelerde bulunmuş, kimlerle temasa geçmiş, bir hayvanı var mı? Hepsine bakacaklar. Hocam, iyileşecek mi? Şu an akut nörolojik dönemde virüs periferik sinirleri etkilemiş durumda. Yani maalesef çok geç. Solunum ve yutkunma kasları çalışmıyor. Yani hiç umut yok. Ölecek. Hello. Yes, yes. I'm listening. Evet, nedir? Acayip neşeliyim bugün. Nasıl durumlar? Ya hocam, Dilber'in de Asaf'ın da gayet iyi durumlar ama ben şoktayım. Niye? Çünkü salgının vücut taraması temiz çıktı. Yani bir ısırık falan yok. Testler belli, adam kuduz. Tamam da nereden aldı bu kuduzu? Hocam, yetkililerle görüştüm ben şimdi. Adamın evinde, iş yerinde, arkadaşlarında hiç şüpheli bir hayvan yok. Adamın son bir yıllık tıbbi geçmişini bana bulun, tamam. Hı hı. Tamam.
Nereden aldın bu virüsü acaba? Yeni vaka geldi. Ankara'dan sevk etmişler. Şermin Taşıyengil, 30 yaşında kadın. Kalp zarığı iltihabı ve beyin enfarktüsü aynı anda var. Böcek ilacına maruz kalmış. Kalp numarı var mı? Var. Çekildi. Kalp kapakçıkları pert. Şuradaki pıhtı beyine ulaşırsa ölür. Ne zamandan beri antibiyotik kullanıyormuş? 4 haftadır kullanıyormuş ama ateşi hiç düşmemiş. Yani bir işe yaramıyor. Ameliyat yapamayız. İlaç tedavisi de işe yaramaz. Servin niye sevk ettiler bunu buraya? Yani ölüm oranlarına yansımasın diye. Biz de ölsün diye herhalde. Başlayacağım onların istatistiklerine de. Palyatif bakımı alalım. Hı hı. Son günlerini güzel geçirsin, her şey olmaz, tamam mı? Tamam hocam. Ferman efendi. Ferman efendi mi? Tamamen umutsuz bir vakayı niye alıyoruz hastanemize? Rahat etsin diye. Ya gitsin evinde rahat etsin. Yapılacak bir şey yok. Neden hastanemizde ölüyor? Çünkü o bir insan Muhsin Bey. Yapılacak bir şey var mı? Cerrah olarak soruyorum. Yapılacak bir şey var mı? Söyle. Aynen öyle. Sen kahramanlık yapacaksın diye hastanenin istatistiğini düşürmem. Kadını sevk et. Herkes atmış zaten. Saatli bomba gibi bulan kenara bırakmış aileyi. Yazık değil mi ya? Sevk et. Bu kadar. Dilber. 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 Çıkmam lazım onu. Saçmalama, enfekte olmuş olabilir. Karantina tohumlarını alıp geleceğim. Tamam. Ferman, güvenlik. Dilber. 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 Sakın kıpırdama. Orada kalman lazım bak. Virüsü herkese bulaştırabilirsin. Dilber, duyuyor musun beni? Hocam. Hayır. Hocam. Dilber. Hocam. Orada kalman lazım. Hayır. Dilber abla nerede? Nerede sen? Nereye bakıyorsun? Nasıl gözetiyorsun? Ya bulaşıcı hastalık tehlikesi, çabuk git. Güvenliklere haber ver. Dilber. Dilber. Bak. Dilber. Dilber bak, orada kalman lazım Dilber. Hem hastane için hem kendin için çok Dilber. Hayır bak, şu an halüsinasyon görüyorsun Dilber. Sakın. Dilber tamam. Kötü hissediyorsun biliyorum ama Allah aşkına ne olur Dilber. Bak buradayım. Dilber. Buradayım. Dilber. Tamam tamam. Dilber bak buradayım. Neredesin Ferman? Neredesin? Dilber bak buradayım. Dilber. Geçecek. Bak buradayım. Buraya bak. Bana bak. Bana bak. Bak buradayım. Bak. Dilber. Geçecek, bitecek. Tamam, tamam. Tamam. Sakin. Hocam. Of 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 Nazım. Efektin riski var. Neredesin? Nasıl çıktı? Nasıl çıkmış olabilir? Ben ne oldu? Çok özür dilerim. Kaçmış. Nasıl enfekte olabilir? Kuduz mu oldu? Değil. Alerjik bir durum var. Epiyle %9'luk solüsyon vereceksiniz izotonik. Anafilaktik şoka girerse de adrenalin. Gel buraya gel. Karantinaya devam edeceğiz. Gel. Gel yardım et. Gel çabuk. Gel sen de. Dön. Götür. Karantinaya devam çabuk götür. Devam. Geçtiği ayı dezenfekte ettim. Tamam ben. Evet.
Nerede kalmıştık? Boş yere yapılacak bir ameliyat için ne senin vaktini, ne hastanenin kaynaklarını, ne bölümün istatistiğini riske atamam Ferman. Herkesi kurtaramazsın. Anla artık şunu. Ay Dilber abla ya, yazık kadına. Sen git orada hastayı al, ondan sonra kuduz çıksın. Kadının şansı. Ay neyse, tamam. Tamam, konuşuruz. Niye buraya geldi bir şey? Kız ne haber, sen bakayım. Çok susadım. Hı. Ne bu? Çok güzelmiş. Salatalık, kereviz, nane. Bakıyoruz kendimize herhalde. Ay ver, bitirdin be. Açı. Hı. Şu ne şu? Kan mı var orada? Gülin. Ah. Ay benim buram yara olmuştu. Saçmalama, ne diyorsun? Vallahi bak, kapıya sıkıştırmıştım, adamın kanı bulaşmış. Ay Açı, koş hemen, koş eve git. İğne bir... Ay bir dakika, sen içtin, bundan sonra ben de içtim. Bana da bir şey olacak, öyle mi bulaşıyor bu, öyle bir şey mi? Sen beraber mi gidelim, ne yapalım? Bir sakin ol, bir... Böyle susama hissi var mı? Dilin damağın böyle kurumuş gibi, ha? Ben, dilim damağım be. Bilmem, kurudu mu ki? Ay Açı, bunu kudurcak mıyız, böyle mi oluyor? Şşş, tamam, bir sakin olur musun? Ha, tamam. Böyle, Özge. Gibi bir şey var mı burada, şu anda? Hı? Ay şimdi sen öyle deyince böyle şuruma bir şey oturur gibi oldu. Öyle bir şey mi? Aa, Açı ne yapacağız? Böyle beni böyle salyaların akı akı ısırasın geliyor mu Gülen? Yok yok, gelmiyor. Gelmiyor mu? Ay çünkü benim ısırasım geliyor sana. Ay ne diyorsun, nasıl ısırasın geliyor? Yiyeceğim seni, yiyeceğim, keçeceğim. Şaka mı yaptın? Seni öldürürüm ben ya, lan delisi. İyice dorukla takıla takıla manyak oldun sen benim başıma ya. Ya şaka mı yaptın? Isıracağım seni ya. Isıracağım mı? Isıracağım. Git buradan. Git buradan. Git buradan. Git buradan. Git buradan. Git buradan delisi. Git buradan. Ya. Göreceksin sen. Ay. Aa. Senin ne işin var burada? Otur otur, sıkıldım ya bütün gün. Ali de bütün testleri yaptı bana. Sen de durumlar nasıl? Of, Dilber abla aşıya reaksiyon gösterdikten sonra kaçtı. Ne diyorsun ya? Ay yok canım, toparladık şimdi, daha iyiydi. Dilan hızlıca kötüleşiyor. Bir de ben bakayım mı? Gerçekten patladım sıkıntıdan ya. Kuduz vakası da hiç görmedim. Ha? Bir bakarım ha. Oldu. Niye? Muhsin Hoca da kessin beni de. Nereden haberi olacak bunun ya? Ayrıca ben... Ameliyat olacağım. Hı. Son isteğim olabilir. Ya söylemesene şöyle şeyler. Ne ya? Tamam, tamam. Sadece kapıdan bakacağım. Olur mu? Söz. Ha? Hadi ya. Bir şey atayım. Neredeyim ben? Ne yapıyorsunuz? Ne oluyor burada? Dilan Bey hastanedesiniz. Çok üzgünüm ama kuduz oldunuz. Kuduz mu? Allah'ım. Ölecek miyim yani? Ailenize haber verdik. Allah'ım. Nereden kapacağım ki ben kuduz? Vücudunda herhangi bir ısırığa rastlanmadı. Bir hayvan da bulamadık. Yani nereden kaptığını bilmiyoruz kuduz. Karaciğer nerede yazıyor?
Dilan Bey, karaciğer nakli ameliyatınız canlı bir donörden mi yapıldı? Ha? Nadir de olsa virüs enfekte bir dokuyla geçebilir. Eğer ameliyat canlı bir donörden yapıldıysa onu bulmalısınız. Kuduz olan o. Tamam Gül'in. Hemen o ameliyatın kayıtlarını, detaylı kayıtlarını bul, tamam mı? Başka kuduz birileri de olabilir dışarıda. Allah'tan Doruk buldu. Tamam, acele et. Ne dedin sen acaba ya demin? Yeni dahi teşhis uzmanı Doruk Öztürk mü dedin sen telefonda? Orada bir yanlışlık var. Yeni dahi teşhis uzmanı, buraya kadar okeyiz, doğru. Doruk Özütürk, üyle. Ne yaptın sen ben ya? Bunun arkasına böyle pelerin mi taktın? Sen bak çıt çıtı da var böyle. Evet tamam, evet sen buldun. Ne yapayım? Musun Hoca'ya haber verir mi burada olduğunu? Yok. Çok teşekkür ederim. Görüşürüz. Hı, değil mi? Geçmiş olsun. Görüşürüz. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.